Başarı Öyküleri Işıl Mobilya'nın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba sevgili izleyiciler, Başarı Öykülerine hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var stüdyoda. TAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emir Ersoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi izleyicilerimiz, toplum, gazeteci kimliğinizle tanıyor. Biz ama biraz daha böyle özel hayatınıza inmek istiyoruz. Çocukluğunuzdan itibaren biraz konuşalım istiyorum. Emir Ersoy nerede doğdu? Nasıl bir çocukluk geçirdi? İzleyicilerimizle paylaşabilir misiniz lütfen? Ben bugün için Güney Kıbrıs'ta kalmış olan Larnakale Koşayolu üzerindeki Üç Şehitler köyünde doğdum. Eski ismiyle söylemek gerekirse Goşi. İlkokula orada devam ettim. Okul sonrası günlerimiz nasıl geçerdi? Zaman zaman aile bütçesine destek olsun diye köylerde 3-5 tane ya kuzu ya oğlak alınır. Bunlar beslenir. Bir nevi besicilik herhalde yapılırdı. Babanızın mesleği neydi? Babam işçiydi. İngiliz üslerinde çalışırdı. Ama hayatımızın ilerleyen safhalarında, ortaokul ve lise dönemlerinde de büyükbaş hayvancılık yapmaya başladılar çiftçiliğin yanında. Orada günler nasıl geçiyor? Sütçünün geliş saatine göre sabah erken saatte elle sağım yapmanız söz konusu. Akşam üzeri de belirli bir saatte yapmanız gerekir. Çünkü gelip sütleri alan kişiler bir tur yapar. O süreç içerisinde siz hayvanları sağmak zorundasınız. İlginçtir tabii. Orada yaşayanlar hep Türk olduğu için o günkü Rum yönetimi köye elektrik vermemişti. Bugün için hayvancılık yapanlar şanslıdırlar. Elektrikle sağım yapabilme imkanları var. Hayvanlar 3 tane 5 tane olsa bile daha rahat bir ortamda ama biz elle sağım yapardık. Yani okulun dışındaki süreçler böyle geçerdi. Hatırlıyorum tabii zaman zaman işte sınav günleri ama evde sizden başka ilgilenecek anneniz, babanız ve bir kardeşim var. Büyük kişi siz olduğunuz için zaman zaman evdeki işlere yardım etmeniz gerekir. Sınav günü olsa bile önce siz evdeki işinizi yapmanız lazım, daha sonra derslere çalışmanız söz konusuydu. Evet. Yani büyük kardeş olmanızdan dolayı biraz daha fazla sorumluluk sahibi olmayı öğrendiniz. Tabii anne babanız sizden bekler bazı şeyleri ama siz işte yarın sınav var, hatırlıyorum yani Allah rahmet eylesin anneme de babama da. Tamam daha sonra çalışırsın gibi bir düşünce. Oysa daha sonra çalışma imkanı olur tabii de siz kafanızı ya da kendinizi ona göre hazırlamışsınız, çalışacaksınız ama hayır önce evdeki işler esastı. Evet. Yani sizden bir takım beklentiler vardı, görevleriniz, aile içerisindeki mutlaka sorumluluklarınız vardı ve öncelikle onlardaydı. Mutlaka yani ama tabii ben memnunum ailemden. Okumamız gerektiği her zaman bize telkin edilmişti. Köy işleri içerisinde ezilmek istemiyorsanız okumanız ve farklı bir meslek icra etmeniz size önerilir çoğu zaman. Biz ilkokulu bitiren o günkü şartlarda bu işte 1965 yılı idi. 10 ilkokul mezunu Larnaka Bekirpaşa Ortaokulu'na gittik. 10 kişi içerisinden daha yukarılara çıkabilme şansı elden herhalde bir tek ben oldum. O da hem ailemin hem amcamın ve amca çocuklarımın okumuş olması o yönde bize bir teşvik oldu. Ve işte Bekirpaşa Ortaokulu'ndan sonra orada kalmayıp Lefkoşa Türk Lisesi'ne
geldim. Şimdi teşvik oldu dediniz. Bu teşvik onların sizi yönlendirmesiyle mi oldu yoksa sizin onları model almanızla mı alakalı? Muhtemelen bizim onları model almamız, ailemizin de onları model almış olması. Örnek gösteriyorlardı örnek herhalde olması size. Tabii bir amcam ilkokul öğretmeniydi. Onun sanıyorum 9 çocuğunun neredeyse 9'u da okudu. Belki bir kısmı üniversiteye gitti, bir kısmı gidemedi ama onlar her yönüyle yani beni koruyup kollamışlardır sağ olsunlar. Öyle olunca bilginiz, beceriniz, öğrenmeniz gereken şeyler daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Evet. Hatırlıyorum yani tatil günlerinde kendi okudukları romanları bana vermişlerdir ve ben onlardan çok faydalandım. Yani daha erken yaşlarda belki daha çok kitap okudum veya daha böyle klasiğe kaçmış kitapları okudum onlar sayesinde. Evet. Peki dersleriniz nasıldı? Vallahi derslerim vasat bir öğrenci olduğumu söyleyebilirim o günün şartlarında. Çünkü neyi nasıl yapacağınızı size detaylı olarak gösteren, anlatan biri yoksa ortaokul süreci biraz böyle sıkıntılı geçti dersek yeridir. Dersler konusunda. Dersler konusunda tabii. Dedik ya hem evdeki işlere katkı koyacaksınız, evet, evet. Dönüp çalışmanız gerekecek. Bu da tabii sizde sıkıntı yarattı dersler sıkıntı açısından. Sıkıntı yaratır çünkü bir de mesela sizin büyüğünüz yok. Nasıl çalışmanız gerektiği bana sorarsanız bugün için bile gene sorundur çocuklarda. Çünkü ilkokulda test üzerine bir sınama yapılıyor. Ortaokula geçildiğinde klasik bir anlatı söz konusu. Eğer öğrenci destek almaz, o konuda kendini geliştirmezse sıkıntı yaşar şeyde. Biz de ortaokul süreci içerisinde o sıkıntıyı yaşadık. Ama Lefkoşa Türk Lisesi'ne geldiğimde tabii 17 mil mesafe olmasına rağmen köyümle burası arasında Rum yönetiminin Lefkoşa girişine kurduğu polis barikatında sizi sabah 8'de gelseniz bile hemen bırakmazlar. Birkaç saat orada kasıtlı sorgulamalar veya bekletmeler okula her gün gidip gelme imkanı yaratmamıştı. Bu nedenle Lefkoşa Türk Lisesi'nin yurdunda kaldım. Yurtta kalmanın avantajını yaşadım diye söyleyebilirim. Nasıl? Hem öğleden sonra ve hem akşam yemeğinden sonra mecburi dershane saati vardı. İlk hatırlıyorum işte ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız? Ödev varsa belki onlar üzerinde durursunuz. Ama süre geçmiyor. Hocalar da dolanıyor. Zaten mecbursunuz çalışmaya. Başlıyorsunuz. Merak ettiğiniz, acaba neydi dediğiniz konuları bir daha okumaya. Ve öyle olunca artık günlük bir çalışma programınız olur. Öğleden sonra ve akşam yatmadan önceki bu mecburi eğitim süreci bana daha sonra üniversite hayatımda da katkısı olmuştur. Üniversite sürecim içerisinde de olabildiğince günlük düzenli çalışmayı öğrendiniz. Düzenli ve günlük çalışmayı öğrenince şimdi, sonuç daha iyi oldu. Kesinlikle öyle olmuş ve bir şans olmuş sizin için gerçekten. Çünkü çocukluk yaşantınızda anlattığınız kadarıyla sorumluluklarınız çok fazla. Ders çalışma olanağı bulamıyordunuz. Tabii vasat bir öğrenci oluyordunuz bundan dolayı. Tabii. Ama şimdi lisede sadece tek göreviniz ders çalışmak olunca iş değişmiş tabii mutlaka. Ki. Sizi bugünlere getirmiş. İyi bir lise süreci oldu. Yurtta kalmış olmanın avantajı. Evet. Peki bir anınızı paylaşabilir misiniz o günlere dair ya da aklınızda kalan, sizde iz bırakan? Şimdi 1967 olayları süreci içerisinde yurtta kalıyorduk. Ansızın bir gece dediler ki toparlanın. Her an yurt boşaltılabilir. Malum o günün süreci içerisinde daha sonra Peyak binaları diye bileceğimiz bölge Rum yönetiminin denetimindeydi. Yani yurt ve okul olarak kullandığımız bugünkü Lefkoşa Türk Lisesi binaları ile Rum tarafı arasında bir yol ayrımı vardı. Gergin bir süreçmiş. Daha sonra onları öğreniyoruz. Malum o günlerde Rumlar Geçitkale ve
Aytotora diye bildiğimiz köylere saldırmışlardı. Ve bir olağanüstü durum vardı. Herhangi bir olağanüstü durum veya şartlar gerektiriyorsa yurdun boşaltılması söz konusuydu. Onu hatırlıyorum. Öyle bir süreç yaşandı. Tabii daha sonra Türkiye'nin müdahalesiyle bir anlaşmayla sonuçlandığı için o günkü durum yurdu terk etmemize gerek kalmadı. Evet. Peki çocukken ne tür hayalleriniz vardı? Hayal kurar mıydınız? Vallahi ne tür hayal kurardık? Üniversite eğitimine gitmeden önce yani ben kendi kafama göre nasıl bir meslek okurum? Ben Lefkoşa Türk Lisesi'nin fen bölümünden mezunum. Yani edebiyatından fazla böyle samimiyetim yoktu o süreç içerisinde. Kafamdan geçen doktor olurum veya işte kimyager gibi bir meslek icra ederim. Neydi düşündüğüm? Devlette çalışabilirsiniz, özelde çalışabilirsiniz veya kendi işinizi kurabilirsiniz gibi. Ama neticede nasibimiz gazeteci olmak şeklinde oluştu. Yani isteyerek seçmediniz mi bu bölümü? Belirli bir noktada isteyerek seçtim, onu söyleyeyim. Şimdi liseyi bitirdik. Tabii o günün şartlarında üniversiteye gidebilmek yönetimin sağladığı imkanlarlaydı. Ve bizden önce mezun olan lise mezunları da daha gönderilmemişti. Biz bir yıl mücahitlik yaptıktan sonra gidebildik 1969'da gönderildik Türkiye'ye. Ankara'daki öğrenci işleri kimin hangi okula gideceğini tayin ederdi. Ben uzun bir süre bekledim beni nereye gönderecekleri diye. Bu arada şimdiki gibi işte üniversiteye giriş gibi bir genel sınav yoktu. Ama Kıbrıs'tan gidenler yabancı yurtlu sayıldıkları için arzu ederlerse herhangi bir fakültenin dıştan başvurarak sınavlarına girebilirlerdi. Fen Fakültesi'nin sınavına girdim. Onu geçemedim. Onu söyleyelim. Hacettepe Üniversitesi sınavına girdim. Onu geçtim. Çünkü Türkçeydi zaten sınav. Ama mülakatta dediler tıp kadrosu dolmuştur. İsterseniz sizi matematik bölümüne alalım. Ben de onu istemedim. Bir de siyasalın giriş sınavına girmiştim. Sınavın neticeleri daha çıkmadan öğrenci işleri beni Konya'ya yolladı. Ve Konya'ya gittim tabii. Herhangi bir köyden çıkıp üniversiteye giden, ben okumadan geri geldim, döndüm deme lüksü yoktu. Onun için nereye gönderirlerse oraya gidip almam gereken eğitimi alıp dönmem gerekirdi. Konya'ya gittim. 15 gün orada biraz geç başladığım için notlarımı tamamladım. Laboratuvar önlüğümü... Hangi fakülteye gittiniz Konya'da? Konya'da nereye gittik? O günkü ismiyle Selçuk Eğitim Enstitüsü'ydü. Şimdi büyük bir üniversite oldu. Orada kalsaydım fizik kimya öğretmeni olacaktım. Ama Kıbrıs'ta işsiz öğretmen sayısı çok fazlaydı diye onu tercih etmedim. Daha sonra Ankara'daki akrabalarımdan bana bir mektup geldi. Siyasalın sınavını kazandın, gel. Evraklarımı aldım, ilk otobüste Ankara'ya geri döndüm. Şimdi bir iki tercihim olabilirdi. Ya siyasala girer, işte orada maliyeci mi olursunuz, diplomat mı olursunuz, öyle bir eğitim alırdınız. Değilse ona bağlı Basın Yayın Yüksekokulu vardı. Ben Basın Yayın Yüksekokulu'na girmeyi tercih ettim. Orada da düşüneceğim neydi? Kıbrıs'a döndükten sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda çalışırım diye. Şimdi anladığım kadarıyla aslında çok farklı olmuş sizin şeyiniz, bu noktaya gelişiniz. Siz hep fen bilimlerinde ilerlemek istemenize rağmen o konuda lise eğitimi almış olmanız ve hayallerinizde bu alanlarda çalışmak varken işte bir şekilde kendinizi siyasalda ve gazetecilikte bulmuşsunuz. Ama hep böyle bir ileriye yönelik nerede çalışabilirimle hareket etmişsiniz dikkat ettiğim tabii kadarıyla. Yani liseden itibaren bu şekilde odaklanmış geleceğinizi kurmanız.
Doğrudur. Yani Kıbrıs'a döndüğümüzde nerede işleyebiliriz diye şeyde. Şimdi de ben bakıyorum zaten üniversiteye giriş sınavlarında. Öğrenciler çok ısrarlı ve azimli değilse belirli bölümler için 24 tane tercih yapılıyor. Bir nevi yani toto oynar gibi bir pozisyon söz konusu. Hangisini tutturursanız. Şimdi biz de işte doktor olmak isterdik ama gazeteci olduk diye de anlatıyoruz çoğu zaman. Belki herhalde kısmet böyleydi demek zorundayım ama bir de şu var. Öğrenci işleri kimi nereye gönderdiyse onlar avantajlı. Benimle birlikte o günlerde giden bir akrabam mesela edebiyat bölümü mezunu olmasına rağmen öğrenci işleri onu şeye göndermiş, veteriner fakültesine göndermiş. O bitirdi geldi veteriner oldu. Yani evet. Kısmet nasılsa biz... O zamanki sistem böyleymiş. Evet. Farklı, oldukça farklı. Doğru. O zamanki sisteme göre işte öğrenci temsilciliğiydi. Şimdi tabii herkes kendi tercihini kendi yapıyor ama yine de orada dediğim gibi %100 istedikleri okullara gidebiliyorlar mı? Gidemeyenler de vardır. Evet. Ve bu da daha sonra kendi eğer benimsemiyorlarsa o mesleği sıkıntı yaratıyor. Ya bölüm değiştiriyorlar veya üniversite hayatlarını sonlandıran arkadaşlar da var. O şekilde evet. Yani görüyoruz gençlerin şeyini. Şimdi siz çok farklı bir şey beklerken farklı bir alanda çalıştınız ve bu noktaya geldiniz. Yani aslında hayallerinizin dışında bir bölümde eğitim aldınız. Çok da edebiyatla ilgili değildim, sosyal bilimlerle ilgili değildim demiştiniz. Fakat gazetecilik yaptınız doğrudur. Ve en üst noktasına kadar geldiniz. O günkü şartlarda izlediğimiz filmlerin de biraz etkisinde kalarak gazeteciler havalı insanlar hesabıyla da doğrudur. Gazeteciler havası olan bir meslek ama parası olmayan bir meslek dalı. Evet. Dediğim gibi yani gazetecilikte kendimi geliştirdim ama radyo televizyon programcılığıydı esas okuduğum. Ama Kıbrıs'a döndükten sonra 6 ay bir süre işsiz kaldım. O günün şartlarında herhangi bir iş yerine, devlet dairesine diyelim, girebilen kişiler 3-4 ay neredeyse ücret almadan böyle gönüllü çalışırlar. Daha sonra mali imkan yaratılırdı. Ben kendim için radyo televizyonuna girme hayalim vardı ya, o da başarılı olmadı. Dediler ki her şey yani dolmuştur, alabilmemiz mümkün değildir. İşte o sürede 6 ay bir işsizlik sürecim oldu. Daha sonra ne oldu? Allah rahmet eylesin, kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş o günün lideri olarak köy gezileri yaparken üç şehitlere geldiğinde dedim ki ben böyle bir okul bitirdim, işsizim. Onların da düşünceleri bir haber ajansı kurmak söz konusuymuş. İlk müdürümüz Allah rahmet eylesin ona Sait Terzioğlu oradaydı, birlikteydiler. Ona böyle bir görev verilmiş. Dedi ki bak bu beyi gel gör Lefkoşa'da. O sana yardımcı olsun. Tabii geldik gördük ama bana bir uzun liste verdi yapmam gerekenlerle ilgili. Ve bütün bunların ötesinde herhangi bir hak talep etmeyeceğim anlamına bir şeyler de söylediği için dedim ki ben kaçıyorum. Ben geri köye döndüm. Üzerinden belli bir süreç daha geçtikten sonra yine Sait Bey bana bir mektup yolladı köye. İşsizsin gel diye. Ve döndüm geldim. Bu söylediğim 73'ün işte Ekim-Kasım ayları. Yine de o süreçte bir 3 aylık gönüllü çalışma dönemim var. Ve 1 Mart 74 itibariyle resmen Türk Ajansı Kıbrıs'ta göreve başladım. Evet. İşinizi yaparken mutlaka böyle ilginç anılarınız olmuştur. Sizi etkileyen bir anınızı paylaşabilir misiniz? Tabii. Önce şeyi paylaşalım. İlk başladığımız günlerde. Tabii belki hala daha vardır. Aileler çocuklarının böyle kamu görevlisi olmasını, mesai çalışmasını öngören bir bakış açısı içerisinde. Tabii zaman içerisinde biz bunu kırdık. Tabii çalışma düzenimizin gereği olarak. Ama ilk aylarda 74 öncesi çünkü bu söyleyeceğim tak faaliyettedir. Hafta sonları da nöbet var. Mesela bir pazar nöbetteyim.
nöbet bitti. Ne yapacaksınız? Bizde de bir şey, illa köye geri dönmek. Kuşada kalmak yerine köye geri dönmek. O zaman Lokmacı Barikatı'ndan güneye geçilirdi o süreçte. Güneye geçtik. Herhangi bir otobüs buluruz düşüncesiyle. Oysa onlarda da böyle yaz aylarında bizdeki gibi hala daha aynıydı. Belli saatten sonra ulaşım imkanı yok şehirler arasında. Ne yapıyorsunuz? Lefkoşa'nın çıkışındaki eğlence bölgesine kadar otostopla gittim. Bir gidiş. Ondan oraya bugün Gaziler diye bildiğimiz Piroi köyü Akıncılar'ın yanındaki köye kadar gitmişim. İkinci bir otostop. Ama artık güneş kararıyor. Beni gayla sarıyor. Rum köyünün yanında kalmışım. Nereye giderim, nasıl giderim? Larnaka otobüslerinden biri geçti. İçi insan dolu. Durup beni almadı. İşaret ettik. Durup almadı. Daha sonra öğreniyorum. Maçtan dönerlermiş. Biz kaldık mı Rum köyünün yanında? Artık gelen giden arabalardan otostop yapacaksınız. İki kişilik bir taksi geçti, yavaşladı, durmadı, yani durur gibiydi. Daha sonra arkadan başka biri geçti. Hatırladığım kadarıyla Ermeni birisiydi. Durdu, beni aldı ve köye kadar gittim sağ salim. Tabii daha sonra düşünüyorum. Kardeşim seni eğer Rumlar alsaydı ve götürseydi şimdi kayıplar listesinde olacaktın diye. Kendi kendime de bunu düşünüyorum yani zaman zaman. Evet. Teğet geçmişsiniz. Diğer anılara bakarsanız tabii 74 süreci içerisinde yine ajanstaydık. İlk atlılar Murat'a sandalların şehitlerinin anne ve çocuklarının topraktan çıkarılışına şahit olduk. Oradaki görüntüleri aldık. Kuruma getirdik. Müdürümüz onları bir şekilde servis etti. Yani şimdi gerçekten o böyle en karışık savaş dönemlerini siz gazetecilik mesleğinin içerisinde yaşadınız. Evet. Ki bu da çok önemli bir durumdur bence. Çünkü her türlü olayın içerisindesiniz, görüntülüyorsunuz ve halka ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Zor şartlarda da mutlaka çalıştınız. Bunun mesleğin içine girmenizde ve başarınızda bugüne gelmenizde bir etkisi oldu mu acaba? Şimdi yaşadıklarınız size bir kazanım yaratıyorsa evet, yani tecrübe elde ediyorsunuz. Bazı konulara neye nasıl bakacağınızı, nasıl yanaşacağınızı. Şimdi zaman zaman bugün bile haberciler hırpalanıyor. Ama hiç düşünmüyoruz. Acılı bir insanların, ailelerin yanında biz gözünün içine girecek kadar sokulduğumuzu. Evet, görevimizi yapacağız ama karşı tarafın hissiyatına da dikkat etmemiz lazım. O süreç içerisinde. Mesela Adem Yavuz'un Güney Kıbrıs'tan kuzeye geçirilişinde ben görüntü aldım. Konuşmaya çalıştım. Tabii bize öğretilen işte konuşacaksınız, bilgi almaya çalışacaksınız. Ama şimdi o telaş içerisinde yaralı bir kişi taşınıyor. Siz de sokulmaya gayret ediyorsunuz. Doğal olarak oradaki başka sizin de bir görev yaptığınızı düşünmeyenler size tavır almaya gayret ederler. Etekim tabii kurtarılamadı Adem Yavuz. Türkiye'ye döndükten sonra vefat etti. Başka bir mesela işte bu bugünkü Metehan bölgesinde ki şehitlerin getirilişini gördüm. Lefkoşa'nın içerisindeki genel hastane diye bilinen yere şişmiş cesetler mesela. Tabii onların aileleri falan yok ama siz yanaştığınızda görevliler sen kimsin, ne arıyorsun burada derler. Bugünkü gibi gazeteciliğin bilinmesi ve sarı basın kartının tanınması söz konusu değildi ki. Size kızarlardı. Ne ararsınız diye olabildiğince geri tutmaya çalışırlar. Şimdi bile mesela insanlar bazı şeyleri gizlemeye çalışır. Gazeteci de onları öğrenir. Hala zor bir meslek gazetecilik ama sizin yaptığınız dönemde, sizin başladığınız dönemlerde çok daha zor olsa gerek. Çünkü tanınmıyordu, dediğiniz gibi çok fazla bilinen bir meslek dalı değildi. Bundan dolayı zorluklarını yaşadınız. Şimdi böyle konuşunca başka bir şey hatırladım. Ajans ilk binası Lefkoşa içerisinde, Müftüracı Sokak'ta. Bugün UBP'nin ilçe binası mı değil mi ya da gene toplanma binası olan binadaydı Cumhuriyet Meclisi. Biz oradan gider, koşa koşa döner, gelir haberi yazardık.
Bir defasında yazdık. Tabii yazar ondan sonra da o günün şartlarında tabii tekser makinesiyle çoğaltılırdı. Müdürümüz bize bunu çoğalttırır, götürürdü. Ama bakın süratle biz bunu yazdık diyebilmek için meclise götürüp gösteriyoruz. Genel sekreteri o zaman meclisin herhalde arzu etmediği bir şey mi olmuştu? Bize fırça çekti neticede. Şeydi yani onlar da var. İlla özel şahıslar kızar diye değil. Evet. Şimdi gazetecilere daha hoşgörülü davranılıyor ya bir yerde evet. Zaman zaman. Ama o zor günlerini siz yaşadınız bizzat. Mutlaka. Ama bunlarla mücadele ederek bence ve o savaş günlerini, zor günlerini Kıbrıs Türk'ünün bizzat görüntülediğiniz için bu mesleğin içine girmeniz bence çok daha kolay oldu. Yani sizin açınızdan çünkü çok böyle isteyerek seçtiğiniz bir meslek dalı değildi. Ama öyle zor şartlar altında bu işi yaptınız ki o insani yönünüz mutlaka çıktı, duyarlılığınız arttı olaylara karşı ve mesleğe girdiniz. Doğrudur. Yaşayarak yani şekillendik. Hı hı. Dersek evet. Doğrudur. Hatırlıyorum ben. Erenköy direnişi törenlerine gittik. Staj yaptığımız günlerde. Ve dönerken birlikte olduğum Berete'den, çünkü Berete'de yapmıştım stajımı, hı hı. Arkadaşlar haberleri dinlerler. Biraz tuhaf gelmişti bana. Ama şimdi bana sorarsanız kaç tane haber bülteni varsa aktif görevdeyken hepsini dinlemek isterdim. Farklı odaya geçsem bile kulağım haberi okuyanda olurdu. Neden? Farklı bir şey var mı? Siz nasıl verdiniz? Onlar nasıl verdi noktasında? Ve şeye dönersek işte yani mesleği icra ede ede yaşadık bu süreci. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci içerisinde ilan edildiği meclis toplantısında ben salondaydım. Daha sonra meclisin ana binasının önüne çıktı Rauf Bey, Doktor Küçük ve Osman Örey'in görüntülerinin olduğu yerde. Benim görüntüm de var sağ olsun Berete'nin çekimlerinden. Onları bulduk, arşivimizde tutuyoruz. Yani hep o tarihi süreçte tabii. Siz bu mesleğin içinde bizzat görevdeydiniz. Bulunduk. Evet, bu da çok özel bir durum. Onlar da yani şey, şimdi ne güzel böyle anlatıyorsunuz. Hikaye güzel gibi geliyor anılar size. Anılar gibi olmuş, evet. Yaşanmış yani güzel anılardır neticede. Ve tabii zamanla şeyi seviyorsunuz, mesleği seviyorsunuz, bakıyorsunuz. Zaten bugün bu işin eğitimini almayanlar da bu mesleğe girmek isteyenler var. Ya da giriyorlar zaman zaman. Sevenler ve bu mesleği dürüstçe yapacak olanlar bence girsin, devam etsin ama bazında bakıyorsunuz hayır, mesleği farklı amaçlar için kullanmayı düşünenler de var. Onu doğru bulmuyorum. Evet, her meslekte aslında çıkabiliyor. Sakla zamanı gelir zamanı. Son zamanlarda üretken bir çalışma içinde olan Çılgın Türklerin yazarı, en sevdiğimiz tarihi kişilik Rauf Denktaş. Genelde sazla çalınan müzikleri tercih ediyorum. Türkü okuyan sanatçılara ilgim var. En son izlediğim film, tabii sinemada izlediğim herhalde Titanic'ti. Ama evde, televizyonlarda farklı polisiye filmleri tercih ediyorum. Dizileri istemiyorum. Bir de işte son dönemlerin popüler Padişah filmini seyrediyorum çarşamba akşamları. En son okuduğum kitap herhalde Çılgın Türkler'di. Vallahi örnek aldığımız kişi için şunu söyleyebilirim. Emekli olduğumda Rauf Bey'in yanına gitmiştim. Ne yapacaksın biliyorsunuz o kişilerin, öyle aktif görevde olanların atıl kalmalarını istemezdi. Ben dedim ki sizi örnek alarak çalışmaya ve yazmaya gayret edeceğim diye bir konuşmamız olmuştu.
olmazsa olmazlarımız. Yani esas olan sağlık, sevgi ve saygı hayatımız içerisinde. En büyük korkum iftira ve yalan. İnsanların size gerçek olmayan şeyleri mal etmeleri ve yalan karşısında kalmanız. Yani keşke Türk askeri biraz daha ileri gitseydi de benim köyüm de kuzeyde kalsaydı mesela. Bu işi yapmasaydım, gazetecilik yapmasaydım herhalde tıp mesleğini icra etmek isterdim ama bu işi yaptığım için de pişman değilim. Belki bir ikinci hayat olsa yine gazeteciliği yapmayı tercih ederim diye söyleyebilirim. Ailemiz, sağlığımız esas olmalı. Başarının anahtarı disiplinli olmak ve çalışmak. Bugüne gelecek olursak bir gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz gün içerisinde? Bana emekli olduktan sonra nasıl geçiyor? Herhangi bir programım yok Lefkoşa'ya gelmiyorsam belirli saatten sonra. Yani önce bir sabah yürüyüşü yapmayı hedefliyorum. Spor yapıyorsunuz yani. Olabildiğince. Spor yani sadece yürüyüş olarak yapıyorum çünkü daha farklı hareketler yapabilme bugün için herhalde mümkün değil. Bir süre önce bir bel fıtığı ameliyatı geçirdiğim için belime şeyler kondu. Dıştan yabancı maddeler konduğu için iki omurum yanaşmasın diye bazı hareketlerim kısıtlıdır. Ama o sabah yürüyüşünü yapmaya gayret ediyoruz. Ondan sonra eğer Lefkoşa'ya geleceksem hazırlanıp geliyorum. Nereye gidiyorum? Ya meclise gidiyorum. Ya taka gidiyorum, bazen belediyeye geliyorum veya misafirlik yapıyorum. Biraz da alışveriş yaparak öğlen dönüyorum netice itibariyle. Yok gelmiyorsam bilgisayarımı açıyorum. Emekli olmadan önce İstanbul'dan bir bilgisayar almıştım. O benim günümü dolduruyor neredeyse. Açıyorsunuz. İnternetten gazetelerin haberlerine bakıyorsunuz. Güncel bilgiler nedir? Ama en önemlisi yürüyüş yapmadığım zaman mutlaka televizyonları açıyorum. Hı-hı. Sabah gazeteleri okuyan programları izliyorum. Yok yürüyüşten döndükten sonra da gene izliyorum. Gazetelerde ne yazılmış okuyor ya arkadaşlar. Oradan gündemi görmeye gayret ediyorum. Ha, bilgisayarın başına geçtiğimde de münferit yayın kuruluşlarının internete attıkları haberlere bakıyoruz. Televizyon izliyoruz. Zaman zaman işte bir gazeteye haftada bir anıları içeren veya güncel konuları içeren bir sayfalık bir yazı hazırlamaya gayret ediyorum. Yeni bir internet sitesi devreye koymuş Levent Özadam. Onun sitesine de haber yazmaya gayret ediyoruz şimdi. Günü böyle dolduruyoruz. Evet, yani çalışıyorsunuz hala emekli olmanıza rağmen. Vallahi yani günü gündemi takip etmeye gayret ediyoruz. Meslekten kopmadınız kısacası. Mutlaka biraz daha esnek belki mesai yapıyorsunuz ama yani fazla da uyumayı sevmediğim için evdeysem ve boş saatim varsa mutlaka bilgisayarla uğraşıyorum. Ha, kitap okumak istiyorum, bu ara okuduğum kitap yok ama o da tabii ilginç bir kitap bulmanız gerekir. Ne tür kitaplar okuyorsunuz? Gerekir. Vallahi anı kitaplarını daha çok tercih ediyorum. Yani yaşanmış süreçleri, anlatılanları o daha çok ilgimi çekiyor. Evet. Şeyde. Peki hobileriniz var mı? Vallahi hobim yürümek, okumak en fazla. Yani kendinize vakit ayırdığınızda neler yapıyorsunuz bunların dışında? En fazla yürümeyi tercih ederim ve okumayı tercih ederim. Evde işte daha önceki süreçlerde de bahçe işlerine de uğraşırdım ama şu an için onları sağlığınızdan dolayı yapamıyorsunuz. Belki bir süre sonra belki yapabilirim. Şimdi evin yanındaki bahçede diyelim otlar var ama onu bir arkadaş grubum var benim. Her sene Mayıs ayında onları temizliyoruz. O temizlendikten sonra belki ortaya çıkacak olan ektiğimiz zeytin ve
badem fidelerini sulama, o daha kolay olacak. Çapalama belki olmayacak ama. Evet. Yani bahçe işiyle de uğraşarak kendinizi dinlendiriyorsunuz. Yani ben, bir şey yetiştirmek. Bu köyde yetişmiş, büyümüş olmanın getirdiği bir alışkanlık olsa gerek. Şeydir, yani ilginçtir. Güneydeki yaşantımızı söyleyecek olursak. Yani benim ailem üretmeye ve ağaç yetiştirmeye meraklı bir yapı. Bir de hayvancılıkla uğraşıp da bu işlere fazla sıcak bakmayan insanlar vardı. Onlar yani hayvanlarının bu ağaçları yemelerinde bir mahsur görmezlerdi. Oysa bizim büyüklerimiz de asla herhangi bir hayvanın ağacı ısırmasına izin vermek istemezlerdi. Zaman zaman böyle münakaşalarında yaşandığını biliyoruz. Evet. O da aileden kalma, yani üretiyorsunuz, belki siz yersiniz ilk meyvelerini ama daha sonra aile bireyleri veya kısmet kimse, konu komşu yiyebilir. Yani o size öğretilen durumu siz devam ettiriyorsunuz, doğa sevgisini aşılanmış size, siz bunu hala sürdürüyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Güzel. Peki sizce hayatın anlamı nedir, hayat felsefeniz nedir? Vallahi dertleri dert ederek, sorunları dert ederek bir yere varamayacağımız için yaşamanın güzel olduğunu ve her zaman için her gün yeni bir gündür felsefesiyle hayata bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer bugün için 62 yaşındaysam ve beni biraz daha dinç ve dinamik görüyorsa dostlarım, yani hoşgörüyle ve hayata sevgiyle bağlı olmak da yatır neticesi. Tamam, hayatta sıkıntılar vardır. Olacak da, olmaması mümkün değildir ama bir dert var diye onun üzerinde durarak neticeye hayatınızın geri kalan kısmını karartamazsınız. Ve çoğu zaman da zamanın çoğu çözülemeyeceğini zannettiğiniz sıkıntılarınıza da çare olduğunu görürsünüz. Hiç unutamayacağınızı zannettiğiniz, yani annenizin, babanızın ölüm günleri zor günler mesela. Evet. Ama Allah ona göre insanlara bir yapı vermiş ki zaman süreci içerisinde dinmeyeceğini zannettiğiniz acınız azalıyor. Belki biraz çevrenizin katkısı, çoluğunuzun, çocuğunuzun olması, onlara ilginizi vermiş olmanız bu acıların azaltılmasını sağlar. Ama tabii biri öldü diye geride kalanlar da ölecek gibi bir yaklaşım o kişilere hayatı ancak zindan edebilir. Evet. Bence öyle olunmaması lazım. Esas olan ölen kişilere ölmeden önce hayatlarında sevgi ve saygımızı göstermemizdir. Bunu gösteriyorsanız herhangi birisinin vefatından sonra gönlünüz rahat olabilir. Ben ona karşı olan ilgimi, saygımı, sevgimi gösterdim diye düşünürsünüz ve siz hayatınızın geri kalan kısmını, ne kadar yaşayacağı kimsenin belli değil, olabildiğince güzel geçirmeniz esastır. Evet. Güzel bir felsefe. Zaman her şeyin ilacıdır aslında. Evet. Ne kadar acı olursa olsun, ne kadar baş edilemez gibi görünse de bir olay, zaman içerisinde unutulabiliyor. En kötü olaylar bile. Siz de bunu felsefe edinmişsiniz hayatınızda. Peki neler sizi motive eder? Neler harekete geçirir? Vallahi neler motive eder? Genelde herhangi bir eleştiri varsa, haklı olarak ve yanlışınız varsa onu düzeltmeniz ve daha iyi olmanız için gayret göstermenizde fayda var. Başka ne olabilir? Herhangi bir hedefe varmak istiyorsanız zaten çalışmanız gerekir. Şimdi şöyle anlatalım. Üniversiteye gittiğimizde ilk yıl İngilizce okuma ihtiyacı olmadı girdiğimiz sınavdan son iki sene. Tamam, okuduk geldik. Peki vasat bir İngilizceniz var. Ne yapacaksınız? Bunu geliştirmeniz gerekir. Neredesiniz? Bir haber ajansındasınız. Bu haber ajansı da ya muhabirken veya daha sonra yönetici olur musunuz, olmaz mısınız o süreçte. Ama bu lisan bilginizi artırmanız ve geliştirmeniz gerekir diye kendi kendinize plan program yaparsınız. Ben öyle yaptım.
Lefkoşa'da o zaman ticaret lisesinin gece kursları vardı. Önce oraya gittim daha iyi olabilmek için. Belirli bir noktaya geldikten sonra İngiltere'ye gittim mesela. Döndükten sonra da personel dairesinin kamu görevlilerine sağladığı bu imkan ki hala daha devam ediyor. Orada devam ettim. Yani siz kendi hedeflerinizi, varmak istediğiniz noktaları dizayn ederek ona varmaya gayret edersiniz ve çoğu zaman da varırsınız. Ama çoğu zaman kamu görevlilerinin bir kısmı belirli bir noktaya geldikten sonra bırakıyorlar. Peki sen kendi bulunduğun kadro süreci içerisinde ilerlemek istemez misin? İstersin. O zaman bunu hak edebilmek için gerekli bilgini, belgeni artırman gerekir. Evet. Neticede. Yani oldum dememek gerekiyor. Mutlaka. Hiçbir zaman. Her zaman gelişim konusunda ilerlememiz gerekiyor. Bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor diyorsunuz. Doğrudur. Şimdi Türkiye'de mi yoksa başka bir ülkede mi gördüm bir reklam. Diyor ki işte 5 dakika sonra ya da bir süre sonra daha farklı bir bilgi sahibi olacaksınız. Doğrudur. Eğer öğrenmeye açıksanız her an yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Bu mesleğinizle ilgili de olabilir, başka şeyle de ilgili olabilir. Yeter ki siz öğrenmeye ve bu bilgiye sahip olma isteğine haiz olun şeyde. Evet. Peki zorluklar karşısında ne gibi bir tutum izlersiniz? Vallahi zorluğun derecesine göre tedbir alırsınız. Şimdi bizim ülkemizde bir de şu var, daha önünüze engel olup olmayacağı belli olmayan konuları bile varsayımlarla örnek zorluk olarak algılıyoruz ve kendi kendimizi önünü kesiyoruz. Hayır, her engel önünüze geldiği zaman aşılabilir. Kimisinin üzerinden atlarsınız, kimisinin yanından dolaşırsınız. Yani eğer yapmak istediğim işi engelleyen zorluk neyse onu aşmaya gayret ederim olabildiğince. Bu nasıl olur? Eğer bir muhatabı varsa o işin gidip konuşursunuz. Bunu şeyde kurum yöneticisiyken çok yaşadık. Özellikle bütçe konularında ansızın bakarsınız, para yok. Personeli nasıl ödeyeceksiniz? Gider konuşursunuz, sorarsınız, öğrenirsiniz ve o güçlüğü de bertaraf etmeye gayret edersiniz şeyde. Siz doğru bildiğiniz bir çalışmayı birileri farklı baktı, birileri zorluk çıkardı diye bence ertelememek gerekir. Değilse siz zaten istediğiniz hedefe varamazsınız. Evet. Yani kendi doğrularınız konusunda ısrarcı olmamız gerekir mutlaka, diyorsunuz. Mutlaka. Evet. Peki başarının anlamı nedir? Başarı nedir size göre? Vallahi başarı nedir? Kişiler kendi kendini zaten başarılı olarak lanse etmeleri, anlatmaları yerine bence çevreniz, ilgili meslektaşlarınız ve çalıştığınız ortamdakiler bunu takdir edebilir, etmesi gerekir. Görev yaptığınız süre içerisinde eğer herhangi bir şey yapmışsanız, bulunduğunuz ortamda çalışanlara, müessesenize olumlu bir şeyler kazandırmışsanız orada başarılı olabilir. Bir Amerikalı sözüymüş bu. Hiç kimseyi rahatsız etmemişseniz hiçbir şey yapmamışsınız demektir diye bir düşünce. Gerçi bizim memlekette birileri rahatsız olurken hemen tepki koyarlar ama hayır, yani doğruysa yaptığınız ve yapacağınız devam etmeniz gerekir. Başarının takdiri çevrenizdeki eş dost ve çalışanlarınız veya amirleriniz diyelim, üst makamlar olabilir. Peki sizin başarı formülünüz sebat diyebilir miyiz? Efendim? Ya, sizin başarı formülünüz sebat diyebilir miyiz? Yani kendinize inanmak ve doğru bildiğiniz şeyden şaşmadan yolunuzda ilerlemek. Yani yanlış bir yorum belki, olur yok, mu bu? Yanlış değil. Yani doğru yorumlardan bir tanesi odur. Bir de bu meslekte evet gazetecisiniz ama konuşmaktan çok dinlemeniz gerekir. Kurumlar arası ilişkilerde laf taşımamanız gerekir. Ketum olmanız gerekir. Sizinle konuşuyorsam
sizin benimle paylaştığınızı ben gidip başkasıyla paylaşmamam gerekir. Belki benim bu özelliğim 20 yıl kesintisiz yönetici olmama imkan sağladı. Bir de belki birinci amiriniz sizi tayin edenlerdir ama bir tak gibi kurumda görev yapan birisinin herkesle, her kesimle, her makamla yakın temas halinde olması zarureti vardır. Ama birinden yani insan ilişkileri çok insan önemli. İnsan ilişkileri mutlaka önemlidir. Tayini yapan mesela cumhurbaşkanlarıdır bizde. Bakanlar kurulu önerir, cumhurbaşkanı tayin eder ama cumhurbaşkanıyla, hükümetle, dışişleri bakanıyla veya diğer makamlarla yerine göre sizinle yaptığınız iş gereği temas halinde olan kişilerle insan yani iyi ilişkiler içinde olmanızda fayda vardır. Ki ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı çoğu zaman gerektiğinde de anlatıyorsunuz. Eleştirileri de alırsınız şeyden. Ama gene de onu ifade edeyim. Bir yerde yaptığınız ya da konuştuğunuz konuları başka bir yerde anlatmanız, anlatmamanız esastır. Tabii belirli yere kadar konuşursunuz. Belli yerin dışındakilerini konuşmasınız. Yani özele inen şeyleri. Öyle olunca da laf taşımamış ve farklı bir süreç yaşatmamış olursunuz evet. Şeylere, o makamlara. O zaman ikili ilişkilerde, diyaloglarda hep buna dikkat ederek hareket ettiniz siz. Yeri geldiğinde konuşup, yeri geldiğinde dinlemeyi bilerek. Mutlaka. Yani belirli bir göreve gelen kişilerin buna dikkat etmesi gerekir. Değilse yanlış bir ifadelendirme hem size sıkıntı yaratır hem o ilgili makamlara ondan sonra da size olan güven zedelenir. Şimdi bakıyorsunuz bazı anketlerde işte gazeteciler güvenilmez kategorisinde görülüyor. Neden? Size bunu yazmayın denmiş olmasına rağmen siz gider bunu yazarsınız şu o zaman. Geldiğimiz noktadaki öyle yapılıyor. Bence yapılmaması gerekir. Haber kaynağını zora sokuyorsunuz şeyde. Ondan sonra da size güvenmiyor. Peki akışta duruyor. Biz kendimiz yaratıyoruz neticede. Öyle olunca da gazeteciler işine gelenler tabii gazetecilere yanaşıyorlar da zaman zaman da bence off the record'lara dikkat edilmesinde fayda var. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize başarı konusunda neler önereceksiniz? Vallahi önce işini herkesin sevmiş olması gerekir ve bunu herhangi bir şekilde başkalarının eleştirilerini de dikkate alarak belki daha iyi yapmaya gayret etmeleri. Şimdi gazetecilik süreci içerisinde okumak, dinlemek, öğrenmek esastır. Neticede herhalde daha fazla çalışmak. Siz hele bir kuruma yönetici oluyorsanız onlara örnek olacak bir yapı içinde olmanız gerekir. En erken siz gideceksiniz, en son siz çıkacaksınız müesseseden ki hem kurumun verdiği hizmet iyi olsun hem de arkadaşlar size örnek alsın. O nedenle daha fazla çalışmak durumunda olmamız gerekir. Evet, yani başarının anahtarı çalışmak diyorsunuz. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda da başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığınız için. Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda olunca dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Başarı öyküleri Işıl Mobilya'nın katkılarıyla yayınlanmıştır.